Değerli takipçiler, yatıp kalkıp gece gündüz peteklerimi temizlettirmek istiyorum Allah'ım. 10 seneden beri temizlettirmedim. Komşum Osman, komşum Nebahat temizletti, çok güzel ısındım. Diyenlerin o petekler eline patlıyor. Bir. Petekler neden ısınmaz? Zeyle. 3 yollu vana motoru arızalı olursa oraya ülkedeki dünyadaki bütün petek tesisat temizleyicilerini o evin içine sok. İsterse 150 bin barı evin içine soksun. O petekleri yıkattır. Ömür boyu o petekleri değiştir. O evi ısıttıramazsın. Komşun yaptırımı çok memnunmuşsun ya. Neyi biliyorsun da hemen petek tesisatımı hemen şöyle bir güzelce bir yıkayın. Usta bir güzelce bir yıka, hemen ısınsın. Bilmediğin işi evine isteme. Zaten piyasada atırsızları dolu. Çünkü telefon açtığın zaman alo iyi günler petek tesisat temizliği kaça yapıyorsun? Abi 250 hemen gelelim. Zaten telefon açtığın petek tesisat temizlik firması sana asla soru sormaz. Hemen gelir. Bir de bizim dükkanımız ara 0542 764 0178. Deyin ki biz apartman olarak tesisat temizliği yaptırmak istiyoruz. Ebru da bizim petek tesisat temizliğimiz kaç para? 1.000 TL. Türkiye'de en pahalı petek tesisat temizliğini biz yapıyoruz. Deyin ki bize apartman olarak size komple yaptıracağız. Bizim telefonda vereceğimiz cevabımız söyleyeyim mi? Senin isteğine göre iş yok. Sana ne kardeşim, para benim, ben temiz ettirmek istiyorum. Kapat telefonu. Tak, telefon bir yüzüne kapatılır. Bu kadar da terbiyesiziz. Bu kadar da üküler. Sen kimsin ki senin isteğine petek tesisat temizliği bir yapacağım? Senin isteğine göre iş yok. Bizde ar perdesi var. Hemen gelelim temizleyelim, hemen gelelim temizleyelim, hemen gelelim temizleyelim değil. Önce evine bir gelinir. Seni adam gibi karşıma bir alırım, bir dinlerim. Derdin ne? Peteğimin üstü ısınıyor, altı ısınmıyor. Öyle mi? Bir petek bağlantılarına bakarım adam gibi mi? Petek bağlantılarında yanlışlık var mı? Bunu çözerim. Kombin normal mi, anormal mi? Bunları anlarım. Eğer tesisatın gerçekten çamurluysa, yapılması gerekiyorsa sana söylerim. Hemen petek tesisatını temizledim. Makinayı bağladım. 1.000 lirayı verdim. Bir de hepiniz artistsiniz. 1.000 lira verdik, tesisat temizliği yaptırdık, hala ısınamıyoruz. E kendin istedin. Kendin istedin. Temizle dedin, temizledim. Ama ben temizlemem. 0542 764 0178. Ya deyin ki 3 komşu üst üste yaptıracağız. 1.000 liradan 3.000 lira. Eğer gelirsem evinize Allah belamı versin. Vallahi gelmem. Tespit ekibim var. Bunu gönderiyorum evinize. Diyorum ki 300 lira tespit ücreti. Arkadaş gelir, suyu boşaltır, filtreye bakar, çamurlu mu değil mi? Tesisat bağlantında yanlış var mı, yok mu? Ben istersem. Hayatınızın en büyük yanlışı. Petekler ısınmıyor. Komşu yaptırmış, hemen çağırayım. Komşu yaptırmış, hemen çağırayım. İnternette, Instagram'da, Facebook'ta sahte reklamlar var. Gördünüz mü? Kombi petek tesisat temizliği. Bak. Petek ve kombi tesisat temizliği kampanya 300 lira. Alt taraflardaki yorumları okudunuz mu? Anne, amca, dayı, hala, apartman komşularına oraya 50 tane yorum yazdırmışlar. Mehmet Bey'den Allah razı olsun. Çok güzel yıkadılar. Yarım saatte her tarafı pırıl pırıl yaptılar. 30'da yanan peteklerim şu an önceden hiç ısınmıyordu. Şimdi 30'da ev hamam gibi. Hatta üst komşumuz yanmıyor. Çok memnun kalmış. Komşusunu gören Necla abla, o da onu çağırmış. Mehmet Bey gerçekten çok temiz. Ulan bu kadar sahte, üçkağıtçı yorum olur mu ya? Bütün müşterilerin yorumları Mehmet Bey'den çok memnunlarmış. Mehmet Bey'e yaptırmışlar. O kadar memnunlarmış ki onaya, hatta şirketi komple yaptırmışlar. Bir aydan beri doğalgaz yakmıyorlar. Tek petekle her taraf ısınıyormuş. Sahte yorumları okuyorsun. Gözünüz boyanıyor. Petek tesisatı temizliği gelen firma
banyodaki havlu panı söküyor. Kombiyi iptal etmeden, kombinin altındaki vanayı da kapatmadan çamurlu suyu kombinin içinde bir dolandırıyor. Ne kadar pislik portu varsa kombinin içine döşüyor. Tesisat temizliğini adam akıllı yapacak adamların sayısı ülkede %20'yi geçmez. O adamlar hem tesisat temizliği yapar, kombi ustalığı varsa da kombide bir sıkıntı çıktığı zaman da bakar. Ama tesisat temizliği yapanın %80'ine deyin ki benim kombimde şu var, şu var, şu var, şu var. Eğer size şu cevabı vermezlerse Allah belamı versin. Biz kombici değiliz abi. Biz makineye havlu pandan bir tane papağan penseyi bağlarız. Yalandan suyu akıtırız. Kombinin içinden su aksın. Kombi o anda farklı bir arıza versin. Eğer müdahale edebilecek bilgiye, tecrübeye sahiplerse namussuzum. %80'in ver kaç vur kaç. Hadi peteklerinizi, tesisatınızı temizletin. Hoşçakalın.